Kapalı Çarşı'nın yanında Altıncılar Sokak'ta Tahta Kale Borsası ismiyle bilinen borsayı eski televizyon görüntülerinden, gazete küpürlerinden hatırlarsınız. Bu borsada hala işlem yapan insanlar var. Ellerinde birden fazla cep telefonu, sokağın o ucundan o ucuna koşuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar ve söylediğim gibi milyonluk işlemler yapıyorlar. Onlar Türkiye'nin simsarları, Jordan Belfortları, büyük işlemler peşindeler. Fakat onların yaptığı işlemler dolar TL dönüşümü gibi yani exchange işlemleri. Bunun dışında bir de bildiğin üzere hisse senedi piyasası var. 1980'li yıllarda Turgut Özal'ın öncülüğünde atılan adımlarla birlikte İstanbul Borsası yavaş yavaş temellerini sağlamlaştırsa ve büyümeye devam etse de bugünkü hikayemiz aslında 1980 yılında başlamıyor. Hikayemiz 1866 yılına dek uzanıyor. İstanbul Borsası'nın hikayesi markaların hikayelerinde başlıyor. Borsa İstanbul'un hikayesine geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum size. Bildiğiniz gibi ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum ve şu anda da İTÜ'de proje yönetimi üzerine doktora yapıyorum. İTÜ'de yapılacak bir etkinlikle ilgili de İTÜ Mezunlar Derneği kulübünden öğrenci arkadaşlarımız benimle iletişime geçti. Ve sizlere katkı sağlayacak bir etkinlik olduğunu düşündüğüm için ben de bu etkinlik hakkında sizleri bilgilendireceğim. Yani reklam zannedip bu kısmı geçmeyin lütfen. Etkinliğin ismi Different Futures Summit. 2016'dan beri İTÜ'de düzenleniyor ve etkinliğin teması şu. İTÜ'den mezun olmuş fakat kariyerin okuduğu bölümde değil de farklı bir alanda inşa ettirmiş, önemli noktalara gelmiş kişilerin başarı yolculukları. Pek çok üst düzey yöneticinin konuşmacı olarak yer alacağı bir organizasyon bu. Açıklama kısmına ve yorum kısmına ben etkinlik linkini ekleyeceğim. Etkinlikle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz ve etkinliğe de ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz. Herkese açık bir etkinlik. Katılmanızı ben öneriyorum. Şimdi Borsa İstanbul'un hikayesine geçelim. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu 1854 yılında Kırım Savaşı için İngiltere'den aldı. Bu çok bilinen, çok sorulan bir tarih bilgisi bildiğiniz üzere. Peki devletler nasıl borçlanıyor? Devletler borçlanacakları zaman tahvil denilen kağıtlar çıkarıyorlar. Bu tahviller birer borç senedi. Yani size borç verene bir senet olarak veriyorsunuz bunu. Tabii ki bu tahvillerin bir de faizi oluyor. Dolayısıyla borç veren de size verdiği borç karşılığında faiz getirisi elde etmiş oluyor. Ayrıca bu tahvillerin ticareti de yapılabiliyor. Yani tahvile sahip olan kişi bu tahvili başkasına da satabiliyor. İşte İstanbul'da 1866 yılında Osmanlı'dan alacakları olan devletlerin de desteğiyle ilk borsa kuruluyor. 1873 yılında da bu borsa Dersaadet Tahvilat Borsası adını alıyor. Tahvilat demek tahvil sözcüğünün çoğulu yani tahviller anlamına geliyor. Dersaadet de İstanbul'un eski isimlerinden bir tanesi. Yani İstanbul Tahviller Borsası. Bu arada Dersaadet'in İstanbul'un eski isimlerinden olduğu bilgisi de yine çok sorulan bir genel kültür bilgisidir. Aklınızın bir köşesinde kalsın bence. İşte bu borsada tahvil işlemlerinin yapılmasının yanı sıra telgraf yoluyla Avrupa'daki borsalarla iletişime geçilerek hisse senedi işlemleri de yapılıyor o dönem. Ayrıca Süveyş kanalı gibi çok büyük altyapı projelerinin yatırımında da tıpkı bugünkü büyük projelerde uygulandığı gibi bir proje finansman yöntemi olarak kullanılıyor tahviller. Yani siz bu projeye güvenerek aslında tahvil karşılığı para yatırıyorsunuz. İşte Süveyş kanalı gibi çok büyük projelerin tahvillerine de bu borsa aracılığıyla Osmanlı halkı yatırım yapabiliyor. O dönemlerde borsa için kullanılan bir ifade var. Bugün nasıl borsaya kumar gözüyle bakanlar, borsa oynamak ifadesini kullanıyorsa o zaman da konsolit oynamak deniyor. Hatta mal varlığı olup borsada işlem yapanlar kendi gibi mal varlığı olan zengin arkadaşlara eğer bu işlere girmiyorsa onlara sen konsolit oynamıyorsun diyerek onlarla dalga geçerlermiş. Yani muhteşem bir şaka anlayışı varmış bu dönemin. 1875 yılında Sadrazam Mahmut Dedin Paşa Osmanlı'da vekilleri topluyor ve Avrupa ülkelerine telgraf çekileceğini söylüyor. Telgrafın konusu şu: Osmanlı vadesi gelen borçları için yarından itibaren tüm ödemelerini nakit gerçekleştirmeyecek, bunun yerine tahvil yoluyla ödeme yapacak. Yani bu bir nevi vadesi gelmiş borçların hemen ödenemeyeceği anlamına geliyor devletin moratorium yani iflası diyebiliriz belirli ölçüde. İşte 1875 yılında yaşanan bu ekonomik çalkantı neticesinde de tarihte ilk kez borsa çöküyor. Birinci Dünya Savaşı'na yaklaştığımız dönemde ise maliye vekaleti borsayı süresiz olarak kapatıyor bu sefer. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde 1 Nisan 1926 tarihinde artık Cumhuriyet'le birlikte Osmanlı'da son bulan borsada yeniden doğmuş oluyor ve vakıf taşınıyor. Fakat bu kez de Amerika'da yaşanan büyük buhran ekonomik krizi 1929'daki tüm dünyayı derinden etkiliyor. Türkiye'de ise menkul kıymetler ve kambiyo borsası kanunu 1929'da çıkarılıyor. Bu alana bir düzenleme getirmek amacıyla. Bu arada Atatürk de bu alanda bir girişim yapıyor ve İş Bankası ile Merkez Bankası hisselerinin halka açık olmasını sağlıyor. Dolayısıyla artık şirketlerden hisse alma, şirketlere ortak olma konseptini Atatürk bu şekilde başlatmış oluyor. 1938 yılında ise Borsa, Cambio, Esam ve Tahvilat Borsası ismiyle Ankara'ya taşınıyor. Ankara'ya taşındıktan sonra aracılık faaliyetleri neredeyse durma noktasına geliyor ve hiçbir aracı kalmıyor bir süre sonra ortada. Yani borsada hiçbir şekilde işlem gerçekleşmiyor. Bunun üzerine 1941 yılında tekrar İstanbul'a geliyor fakat uzun bir süre sonra borsada herhangi bir hareketlenme, bir kalkınma görülmüyor. 1950'li yıllarda Demokrat Parti iktidarıyla beraber piyasa daha serbest bir piyasaya dönüyor gibi olsa da, yani bu borsa için iyi bir şey gibi gözükse de yine borsa bir türlü bir hamle yapamıyor. 1958 yılında da borsanın kambiyo yetkisi iptal ediliyor, Merkez Bankası'na devrediliyor ve borsa sadece menkul kıymetlerin işlem görebileceği bir piyasa haline alıyor. Yıllar içerisinde bir türlü kalkınamayan borsanın ufak ufak hareketlenmeye başladığı dönemse 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası oluyor bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu darbeden sonraki dönemde hürriyet tahvilleri ve tasarruf bonoları çıkarılıyor. Memur gibi, işçi gibi gelir düzeyi düşük kalan ama belirli bir tasarruf yapmayı başarmış olan kitle hürriyet tahvilleri ve bonolardan almaya başlıyor. Ancak bir süre sonra paraya tekrar ihtiyaçları olduğunda Faiz getirileri de düşük olduğu için bu bonoları, bu tasarruf araçlarını ellerinden çıkarıyorlar. İşte bu durumda da devreye bankerler giriyor. Çünkü bu ürünler ellerden çıkarıldıkça ikinci el pazarları, ikinci el piyasaları oluşuyor. Fakat Osmanlı dönemiyle karşılaştırdığımızda bu kez arada bir fark var. Osmanlı dönemindeki bankerler yabancı bu sefer yerli bankerler. Var. 1965 yılında borsaya kote olan şirket sayısı 116 ve bu şirketlerin çoğu zaten devlet şirketi. Yani özel şirketlerin borsaya kote olduğu, halkın tasarruflarıyla bu şirketleri desteklediği bir yapı yok. Bu alandaki önce adımlardan birini ise Koç Holding ile birlikte Vehbi Koç atıyor. Örneğin Aygaz'ı halka açık bir şekilde kuruyor. Ve bayilerine hisse veriyor Aygaz'dan. Fakat alım satım yapılan bir pazar henüz oluşmadığı için o hisseler kasalarda kalıyor. 1970'li yıllarda da borsa için işleri gitmiyor. Hatta 1974 yılında ihraç edilen devlet tahvillerinin de borsaya kote olması kaldırılınca birçok aracı kurum yine devre dışı kalıyor. 1980'lere geldiğimizde ülkede çok yüksek enflasyon var, ülkenin borçları var, ekonomi kötü bir durumda ve Turgut Özal'ın öncülüğünde çıkan 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte önemli değişiklikler yapılıyor ve faizle serbest bırakılıyor. İşte faizin serbest bırakılması tüm oyunun baştan kurulmasını, tüm düzenin değişmesini sağlıyor. Bankerler şunu yapıyor, tahvilleri ucuza topluyorlar ve yüksek faiz vaadiyle bu tahvilleri satıyorlar. Banker Kastel Banker kastendir. Banker kastendir. Banker kastendir. Tabii ki yüksek faizi görenler tahvillere ilgi gösteriyor ve bankerlerin peşine takılıyorlar. Bunun üzerine şirketler de tahvil çıkarmaya başlıyor çünkü şirketlerin iş yapabilmek için kaynağa ihtiyacı var ve o kaynak için tahville borç bulma yoluna gidiyorlar. E diğer tarafta insanlar bankerlere gittiği için bankalarda mevduat toplayabilmek amacıyla onlar da mevduat sertifikalarını sürüyorlar kullanıcıların önüne ve onlar da o şekilde para toplamaya çalışıyorlar yine yüksek faiz vaadiyle. Dolayısıyla inanılmaz bir faiz yarışı başlıyor. Devletin çıkardığı iç istigraz yani iç borçlanma tahvilleri var. Bankerler bunları da topluyor ve bunları da yüksek faize satıyorlar. Hatta biraz önce bankaların piyasaya sürdüğü mevduat sertifikalarından bahsettim. Bunları da toplama yoluna ve daha yüksek faizle piyasaya sürme yoluna gidiyor bankerler. Tabii ki bir noktadan sonra bu faiz balonu patlıyor ve bankerlerin öncülüğünde ilerleyen bu sistem çöküyor. Devlet de zaten bu gidişata dur demek amacıyla bankerlere denetim getiriyor. Artık herkes banker olamayacak diyor ve banker olunması için bir teminat şartı koşuyor. Yani elinde o teminat bulunmayan, o kadar paraya sahip olmayan bu işe zaten giremiyor olacak diyor. Tabii ne yazık ki geç kalınarak kalınıyor bu karar. 1982'de ise yine Özal'ın öncülüğünde önemli bir adım atılıyor ve piyasayı sermaye piyasalarını denetlemesi amacıyla bağımsız bir kurum olarak SPK yani Sermaye Piyasaları Kurulu kuruluyor. Ayrıca menkul kıymetler piyasalarının kuruluş ve çalışmalarına yönelik yönetmelikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yönetmeliği yürürlüğe giriyor. Yani 1982 ile birlikte o bir türlü istediği kalkınmayı yapamayan borsayı daha sistematik bir hale dönüştürmeye çalışıyor devlet. Bu dönüşümle birlikte, bu hamlelerle birlikte bir regulasyona tabi, daha iyi denetlenen, düzenlenen bir ortam, bir piyasa yaratarak insanların ilgisini bu şekilde çekme yoluna gidiyor. Çünkü faiz olayından sonra artık insanların güveni de ciddi şekilde sarsılmış durumda. Neticede 26 Aralık 1985'te İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açılıyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ilk başkanı Muharrem Karslı oluyor ve Cağaloğlu'ndaki ziraat binasının ikinci ve üçüncü katlarında faaliyet göstermeye başlıyor borsa. 365 milyon lira bir sermaye ile. Daha sonra ise Karaköy'deki Eren Han'a taşınıyor. Borsadaki gong çalma törenlerini biliyorsunuzdur. Örneğin yeni bir şirket halka arz edileceği zaman gong çalma töreni olur. İşte bu borsanın da ilk gongu Bakan Ekrem Pakdemirli tarafından çalınıyor. Bu gongla birlikte yapılan satışsa Boğaziçi Köprüsü'nün gelir ortaklığı senedi. Peki bu borsada ilk zamanlarda emirler nasıl veriliyor? Emirler verilirken masaların altına yerleştirilmiş ziller var, butonlar var ve bunlara basıyor emir verecek kişiler. Zaten e, işlem tarzımız e, şimdi baktığımızda çok e, iktidai bir fakat çok şeker bir işlem tarzıydı. E, sıralarda oturuyorduk ve ö, hepimiz öğrenci psikolojisine sahiptik. İlk başta el kaldırarak yapıyorduk işlemleri. Ondan sonra e, bazı kuvvetli e, işte e, banka diyelim bir Çukurova elektrikte el kaldırdığı zaman bilinir ki o banka o hisse senedini alacak, talep edecek. ondan dolayı alta zil kondu sıraların altına. Zil. Herkes çaktırmadan o zile, herkesin eli böyle duruyor. Zile basardı. Zile basınca siz hangi aracı, hangi komisyoncu veya hangi bankaysanız siz emir, o, o, şey hisse senedinde emir benzer. Okunuyor teker teker. Akbank diyelim. Akbank'ta kimin emri varsa o <laughs> zile basıyordu. Fakat bu yönteme alternatif bir yöntem bulunmak istiyor. Daha modern bir yöntem aranıyor ve Muharrem Karslı kurduğu bir ekiple birlikte bu ekibin içerisinde aracı kurumların temsilcileri de var. Yani bu işin içerisinde yer alan diğer paydaşlar da var. Bu ekiple birlikte dünyadaki çeşitli lokasyonları, yerleri gezip daha iyi bir yöntem arıyor. Sonuç olarak Ürdün'de uygulanan tahta modelini beğeniyorlar ve bu modeli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na getiriyorlar. 1987'de yükselen hisse fiyatları ön plana çıkmaya başlıyor ve borsada ilgi görmeye başlıyor. Fakat aynı yılın Eylül ayında Özal 400 milyar liralık hisse senedinin piyasaya gireceğini söyleyince hisse sahipleri hisselerinin değerinin düşeceğini öne sürerek hisselerini satıyorlar. Tabii ki bu da ciddi bir düşüşü ve çöküşü getiriyor. 1989 yılında ise iki tane kilit önemli karar alınıyor. Bunlardan bir tanesi 104 milyon liralık bir fon kurulması. Bir diğeri ise yabancıların Türkiye'de bu piyasaya yatırım yapabilmesini sağlayacak 32 numaralı karar. Bu 32 sayılı karar şunu söylüyor. Yabancılar gelip Türk şirketlerine, Türk borsasına yatırım yapabilir ve buradan elde ettikleri karı yurt dışına çıkarabilirler. Dolayısıyla bu karar Türkiye'de yabancı yatırımcı çekilmesini destekleyecek bir karar ve borsanın da büyümesini tetikleyecek bir karar. 1995 yılına geldiğimizde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İstinye'deki binasına taşınıyor. Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yanı başında bu bina. 1997'de ise borsa 100 bine yaklaşırken 2 adet sıfır atılıyor borsada. Ve 2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın çaldığı çanla birlikte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yeni yüzüyle Borsa İstanbul olarak kitlelerle buluşuyor. Bugün borsa İstanbul'da 470'in üzerinde şirket işlem görüyor. 1997'de 2 sıfır atıldı dedim yakın bir dönemde de 2020 yılında 2 sıfır yine atıldı bildiğiniz gibi. Bunun psikolojik bir etkisinin olduğu da söyleniyor. Yani 100 bin puan demek yerine örneğin 1000 puan dediğinizde yatırımcılar için borsa daha ucuz, daha cazip bir borsa gibi gözüküyor. 2020 ve 2021 yıllarında da tarihi rekor seviyelerine ulaştı Borsa İstanbul. Bugün Türkiye'nin borsa tarihine kısaca göz attık. Bu konuyla alakalı aklınıza gelen istediğiniz başka videolar varsa öneri olarak yorumlar yazabilirsiniz. Bu konu dışında da başka önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz tabii ki. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.